Nöbet sistemine göre çalışılıyordu, normal çalışma düzenine dönüldü. Adliyelerde yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeni normal düzen koronavirüse karşı alınan önlemlerle birlikte başladı. 16 Haziran dün itibariyle adliyemizde de tam zamanlı olarak, tam kadro olarak çalışmalar başladı diyebiliriz. Duruşmalarımız başladı, icra müdürlüklerimiz hizmet vermeye başladı. Yeni dönemin yeniliklerinden biri de e duruşma sistemi. Artık avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılması sağlanacak. Duruşma başladı, bağlantı sağlandı. Talep halinde isteğe bağlı olarak celse sistemiyle de entegre edilerek arzu eden meslektaşımız istediği duruşmayı seçmek kaydıyla sayın hakimliğe ben bu duruşmaya telekonferans, video konferans sistemine katılacağım deyip talepte bulunuyor. Dolayısıyla oturduğu yerden, bulunduğu yerden duruşma gerçekleşmiş olacak. E duruşma sisteminin ilk testini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte üç ilin baro başkanına video konferansla bağlanarak yaptı. E duruşmayla az önce Afyon Baro Başkanımız, Edirne Baro Başkanımız ve Çorum Baro Başkanımıza buradan bağlandık. Ve buradaki temel yaklaşımımız avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bugün bilgi işlem ee, müdürlüğümüzün, genel müdürlüğümüzün emeği geçen tüm arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu test başarıyla gerçekleşti. Bakan Gül yeni sistemi devrim olarak niteledi. Az önce de sanki buradaymış gibi baro başkanlarımız çok güzel seslerini duyduk ve duruşmaya katılıp beyanlarını e, dile getiriyorlar. Ve e, bu çerçevede çok büyük bir usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Evet ifade yerinde devrim niteliğinde sayılabilecek bir yeni çalışma var. Malum teknoloji şahındayız. Yargıda Türk Milleti adına verilen bir hizmet, yargıda teknolojiden faydalanmaktadır. Son dönemde UYAP, E imza, E tebligat gibi birçok hizmet teknolojik altyapısı hazır olup hayatımıza girmiş idi. Video konferansta çok önemli bir gelişme olarak addediyorum. E duruşma sistemi ile artık birkaç dakikalık duruşmalar için kilometrelerce öteden gelip duruşmalara girme dönemi sona erecek. Özellikle e, Antalya'da bir baro e, mensubu arkadaşımız bir uçakta karşılaştığımızda bakalım geldim hakim izindeymiş iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum dediğinde ve mesleğin içerisinde de karşılaştığımız hepimizin içinde bir uktaydı. Bugün bunun başarılıyor olma anlamındaki teslim başarıyla sonuçlanması bizim için çok büyük bir heyecan verici. Sayın Bakan da verdiği bir örneğini de biz verelim. Örneğin şehir dışında uzak bir yerde bir duruşmanız var. Duruşmanızın alacağı süre 5 dakika. Bunun için belki bir iki günlük bir mesai maddi bir kaybı yaşamak zorunda kalıyor idiniz. Zaman zaman da hakim ...arkadaşlarımızın, orada bulunan meslektaşlarının özel durumları nedeniyle mazeretleri oluyordu. Dolayısıyla iki günlük önemli zamanınız boşa gitmiş, harcanmış ve kayba uğramış oluyordu. Ev duruşma sisteminin CELSE programıyla da entegre edilmesi bekleniyor. Avukat arkadaşımız bu tarihten itibaren ileriye tarih olan duruşmalarını... E ...CELSE sisteminden çok rahat da görebilmekte. İşte ev duruşmada kastedilen budur. Bu duruşmalarından müsaitlik durumuna bakma, bakarak istediğini tercih edebilmekte. Dolayısıyla istediği duruşmaya talep etmesi halinde e duruşma yöntemiyle, video konferans yöntemiyle katılabilmekte. Şimdilik avukatlara uygulanan ev duruşma sisteminin yakın zamanda tanık ve bilir kişilere de sunulması planlanıyor. Bugünkü Sayın Bakan'ın açıklamalarından bu teknik altyapının hazırlandığı, ilk denemenin yapıldığı ve son derece başarılı olduğu bilgisi iletildi. Hazırlıklar tamamen bittikten sonra bunun sadece avukatlara mahsus anlamda olmamak kaydıyla vatandaşın da faydalanabilmesi gerekir. Sayın Bakan'ın bugünkü açıklamasından tanık ve bilir kişinin de bu yöntemle dinlenebileceği iletildiğine göre vatandaş da bulunduğu yerden yine verilecek şifreyle bizde Uyap şifresi vardır. Vatandaş da TC'si üzerinden, e-devlet üzerinden sunulabilecek bir şifreyle bu duruşmalara katılabileceğini düşünüyorum. Dava tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar adliyelerde yoğunluk oluşturuyor. Halbuki davalarla ilgili bilgilere de adliyelere gitmeden ulaşmak mümkün. Uyap Ulusal Yargı Ağı Projesi önemli bir proje. Ee, 10 yıl aşkın süredir hayatımızda bu avukatlar için çok büyük bir kolaylık olduğu yerde vatandaşımız da Uyap Bilgi Portalından, Vatandaş Portalından e-devletine şifresi girmek suretiyle devam eden duruşmasını, atılı bulunduğu duruşma tarihini çok rahatlıkla adliye gitmeden görebilmekte.